Merhaba herkese, iyi akşamlar. İpek'e günlük grafik. Ya bunu ben söz verdim. Bir hatırlattılar, unuttum tekrar. Şimdi bu akşam birisi hatırlatmış. İyi de oldu hatırlattı aslında. İpek'in genel görünümü şöyle. Zaten hani henüz eski fiyatlarını falan aratıyor. Öyle biraz uzakta gelemedi bir türlü. Bir trendle takip ediyorduk İpek'i. Yani bir önceki video ayın 20'sinde çekildi. Döndüm baktım şuradaymış. Yani orada o videoda da söyledim. Yukarıda direnci vardı, bir alanı vardı. O alanı aşağı doğru kırdı. 20 gününde kırılımıyla, şimdi ben bunları o videoda söylüyorum. Kırılımıyla doğrudan 200 gününde altına bir trend yaptı. Kısa vade. 12 lira bir fırsat görüldü burada da. Yani demek ki 12 lira alıcıların iştahını kabartıyor. En kötü halde, en kötü halde diyorum. Yani olur mu olmaz mı? Olur diye söylemiyorum Allah aşkına. Yani söylediğim hiçbir şey olur diye almayın. En kötü halde oraya dikkat etmek lazım. Bu 12 civarı kırılıyorsa demek ki orada bir sıkıntı var. Artık alıcıların çok da umurunda değil anlamına gelebilir. Golden Cross başlattı böyle. Çok şeyli, istekli bir Golden Cross değil. Onu işaretlemiştim. Genelde orta vadede olumludur Golden Cross'a girmesi bir hissedim ve bir miktar daha yukarı hareketin orta vadede diyorum. Bakın yani ne demek? En azından 6 haftadan ya da 8 haftadan 4 ay gibi alabilirsiniz. 4 aylık vadeye kadar orta vade olarak adlandırılır. Alabilirsiniz. Bu orta vadede dikkat etmek lazım. Tekrar tabii bir dead cross, yani aşağı kesmesi 50 günün mümkündür. Onu söyleyeyim. Görülmemiş bir şey de değildir. Görülür bazen böyle dalmalar, çıkmalar. En azından sürdükçe, yani 50 gün ortalamasının üstünde kaldıkça pozitif seyri beklenir. Çizdiğimiz bu trendi kırdı aşağı yönlü ve tekrar üstüne, hep diyorum ya, yani düşen trendi kırar. Bir pullback ihtimali hep hatırlatıyorum. Böyle bir ihtimal vardır. Yani kırdığını söylersiniz, ertesi gün altına dalar. Burada da tersi oldu. Yani aşağı yönlü kırdı ve yukarı trendine geri dönme çabası sürüyor diyelim. Yani henüz tam bir geri dönüş olmadı ama başka bir şey yapıyor şu an. Yani şu trendin üstüne biraz dönüp açılsa aslında güzel olacak ama yarın cuma olması lazım değil mi? Yani eğer hafızam yanıltmıyorsa. Evet, yani hafta son işlem günü. Son işlem gününde en azından 13 lira 13 kuruşun üstünde bitirirse, yani yeni haftaya daha belki bir olumlu seyir beklenebilir. Bu 13-13 olur, 14-15 önemli değil. Ama minimum 13 lira 13 kuruşun, ya da biz öyle diyelim, 13 lira 15 kuruşun üstünde diyelim, bitirmesi yeni haftaya biraz daha umutları arttırabilir. Şu an tutunuyor yani, en kısa ortalamanın üstünde, 5 gün ortalamasının üstünde tutunuyor. Tutundukça bu da pozitif. Bu da 13 lira 5 kuruşta. Yani en azından salmazsa oradan aşağı, yine çok kısa vadeciler için söylüyorum, yine pozitif olarak bir beklenti yaratabilir. Bunu bir silelim. Yukarı hareketlerin devamında bunun tabi başının belası belli. Yani şöyle, bu gördüğünüz gibi 14 civarlarına pek dayanamıyor. 14'lerde böyle hızlıca satı veriyorlar hemen. Dolayısıyla hareket devam ederse aslında çok uzakta değil. Hani yüzdesel bazda yakın yerler buralar birbirine çok. Yani bu 14 civarına gelişte dikkat etmek lazım. Tekrar satış varsa, yani alan belli burada. Doğrudan bir 13-8 desteği alıyor. Yani şu kısmı saymıyorum. Altına indiği zaman da demek ki yatay bir alan gibi bu 12-20'lere doğru gidişler olabiliyor diye bir strateji düşünülebilir. Bunun dışında söylenecek bir şey herhalde yok. Yani şu alan işte, görüyorsunuz abi, yani gelmiş fitili bırakmış, yemiş satışı. Fitili bırakmış, yemiş satışı. Ne zaman yaklaşsa yemiş satışı. Yani yakınında 14'ün kapanış bile, yani en yakın kapanış 13.89'larda bir tane var. Onun altına indiğiniz zaman genellikle 13.70-75'lerde kapanış itibariyle söylüyorum. En yakın kapanış ikinci olarak orada var. Zaten can sıkan şey bu. Hacimler de biraz şey tabi, çok azaldı. Yani ticarette biraz azalma var. Şu biraz taşıdılar 11 liralardan, hatta şu 10.89-80 civarından bir taşıdılar yukarı. Oradaki hacimlerin çok altında şu an. Ya bu ne demek? Yani pek rağbet yok olarak hisseye düşünebiliriz bunu. RSI hala hafif aşağı bir yön gösteriyor. MACD, o bakın dönmek üzere. Yani şöyle söyleyeyim, en azından %1-2 bir verimli bir gün geçirirse
İpek'e muhtemelen bu RSI ve MACD'de artık yukarı bir yön, günlükte yukarı bir yön işaret eder diye düşünüyorum. Büyük ihtimal keser hepsi birbirini. Ayrıca bu 5 gün, 20 gün kesişmesine de belki yol açabilir. O açıdan önemli yani. Biraz daha vermesi lazım. Yani bir momentum yükseltmesi lazım. Yani 3 gündür 13.30'dan dönmüş. Yani kır oraya, artık bir kır da insanların da yüzü gülsün be. Yani sanki çok bir şey kazandırmış gibi. Yani bazı hisseler olur ya, çok kazandırır da düşer müşer kimse umursamaz. Edebilen kârını realize eder. Burada öyle bir şey de yok yani. Böyle bir sabi yayıldı. Ya 3 kuruş verecek göbeğe çatlıyor ya. Hiç şey yok kağıtta. Yani kendinden geçiyor. Biraz para kazandıracak diye. Bunun dışında söylenecek bir şey herhalde yok İpek için. Dediğim gibi 15.77 var bir yukarıda. Yani şu 14 civarlarını atarsa da yukarı yönünü, artık bir kırıp geçerse burada bir döneceğiz. Artık bir 15.77'ye bakacağız bakalım. Oluyor mu olmuyor mu 15.77? Orası da yine majör anlamda aslında. Yani daha orta uzun vadeciler için önemli bir alan. Orasının kırılması lazım. Kırılması lazım ki yürüyecekse bir yürüsün görelim. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. Hisse hakkında özel bir bilgim yok. Bilançosu bilmem nesi beklentisi. Onu da hatırlatayım. O tür bilgiler size ait. Sonuçta bir bilanço dönemindeyiz. Yarın bir gün iyi gelirse pozitif yansıması beklenir böyle bir tabloda. Yani kötü gelirse o da negatif yansıyabilir. Bence hani gün çok kısa vadeciyseniz o kısma da bir kulak kabartın. Herkese iyi akşamlar.